olsun. Bartın'ımıza geçmiş olsun ve tüm madencilerimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamalarımızda o vardiyada 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Aynı zamanda kritik yerde 45+4 madencimizin çalıştığını söylemiştik. Ve ardından da burada bütün kurumlarımızın ortak çalışmasıyla gelişmeleri de sizle bu zaman dilimi içerisinde paylaşmış idik. Şimdi de son durumu paylaşmak için karşınızdayız. 110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6'sı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla, uçaklarıyla birlikte İstanbul'da şehir hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 5'i şu anda Bartın'da, 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si de özel hastanede olmak üzere, 5'i Bartın'da tedavi görüyor. 11 kardeşimiz de hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastanede gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan, artık kurtarılan toplam 58 madencimiz şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz. Olayın olduğu ilk saatten itibaren gerek Enerji Bakanlığı'nın tüm ekipleri ülkemizin birçok noktasından, gerek buradaki hemen var olan müdahale eden ekipleri anında arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Sağlık Bakanlığı'nın bütün ekipleri, UMKE, AFAD ve bütün kurumlarımızın bütün ekipleri burada idiler. Ve bütün arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Ben size vefat eden kardeşlerimizin isimlerini de söyleyeceğim. 26 kardeşimizin ismini de. Şehit olan kardeşlerimiz Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Aymaz, Serkan Nakaş, Şuayb Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Özcan, Serhat Kahraman, Suat Emirkıran, Yasin Çelik, Yurdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref etsin. Ailelerine sabır diliyoruz.
kurtarılmayı bekleyen ailelere, yani aşağıda göçük altında arama kurtarma çalışmaları esnasında şu anda kurtarılmayı bekleyen ailelere de sabır diliyorum. Ve bütün milletimize de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Buradaki çalışmalar tüm arkadaşlarımızın, çalışma bakanımızla birlikteydik. Şimdi tekrar Enerji Bakanımız, Sağlık Bakan Yardımcımız, Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız, Valimiz. Hep birlikte böyle çalışmalara nezaret ediyoruz. Ve büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bu tip olaylarla bizi bir daha karşı karşıya bırakmasın. İnşallah arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sizlere de iyi mesailer diliyoruz. Yani bizim yaptığımız son değerlendirmeler 15 kişi. Hem bu patlamayla ilgili hem de aşağıda yapılan çalışmalarla ilgili Sayın Bakanımız, Enerji Bakanımız görecek. Değerli basın mensupları, öncelikle mikrofonu biraz yukarı doğru söyleyeyim mi? Şu an ses çıkmıyor. Biraz yukarıya doğru söyleyeyim mi? Mikrofonları biraz yukarıya. Arkadaşlar iyiliğin da. Öncelikle kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, hayatını kaybeden.